Yine DOP100 diye screen yazılımı içerisinde yeni gelen özelliklerden bir tanesi de takvim modu, takvim ayarı. Peki bu nedir? E, ee, Project sekmesine girdiğiniz zaman diğer ayarlarda bakın burada takvim olarak karşınıza gelecek. Takvim neyi kastediyor? Takvim şudur aslında siz operatör panelinin içerisinde e, bir takvim oluşturmak suretiyle örnek veriyorum. Enable ettiğimiz zaman İster periyodik yapabilirsiniz, isterseniz haftanın belli günlerinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Periyodik yaptığınız zaman işte her gün saat 10.00'da ee, burada saniyede 0, saat 10'da her gün işte e, bir M0 pi piyasinin M100 bitini burada 10 yap. Yani siz haftanın her günü bu modu kurduğunuz zaman M0, M100 biti haftanın her günü saat 10'da 10 olacak. Ya da Fixed Time Start olarak derseniz de bunu sadece hafta içi yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaları yap şeklinde de getirebilirsiniz. Ya da pazartesi günü M100 bitini saat 10'da aktif et. ikinci bir scheduler kurmak suretiyle de bunu da enable ederek cuma günü saat örnek verelim buradaki tabi 10 çift 0 değerini de yapalım. Cuma günü saat 18 çift 0'da m 100ü sıfır yap, resetle. Böylelikle Pazartesi günü bu M100 aktif olurken Cuma günü saat 18'de de pasif olacak. Eğer ki bunu zaman bağımsız haftanın her günü yaptıracaksanız periyodinin içerisine, fixed time start olarak yaptıracaksanız da istediğiniz günü buradan günleri seçtirebilirsiniz. Illaki bitimi hayır, bir word'ün içerisine değer de yazdırabilirsiniz. Örnek veriyorum D100'ün içine 120 değerini yaz şeklinde de programınızı kurgulayabilirsiniz. Peki bunun kapasitesi ne kadar derseniz burada maksimum 3 tane e, burada sekme içerisinde, 3 farklı kondisyon içerisinde, 3 farklı e, ka, za, durumu ifade edecek şekilde e, projenizde bunu oluşturarak ekleyebilirsiniz. Burada bir de şuna değinmek istiyorum. Buradaki zamanlar, şuradaki zamanlar şu an için elle girilen zamanlardır. İlerleyen zamanda eğer ki burada bir değişiklik olursa bunlar değişken tarafına bağlanırsa da e, buradaki sabit olarak yemiş olduğumuz değerleri değişken üzerinde tanımlayabiliyor olabiliriz. Ama şu an için onunla alakalı gelmiş bir bilgi yok. Ama böyle bir şey aklınıza gelirse de buradaki zaman şu an için sabit zamanı ifade etmekte.